Süper Lig'de Antalyaspor Ligi 14. sırada tamamladı ilk yarı itibariyle. Tabii Antalyaspor açısından çok inişli çıkışlı bir lig oldu ki benim beklentilerim de aşağı yukarı böyleydi Antalyaspor'la ilgili. Çünkü çok fazla hani öndeki oyunculara ve onların bireysel performanslarına dayalı bir takım sistemleri var ve bunu bir türlü değiştiremediler. Bunu başka şekillerde, başka çözümlere gidemedi. Samet Aybaba döneminde de bunun devam ettiğini düşünüyorum. Yani Mehmet sadece onunla başlayan bir durum değil ama yani genel oyun karakterini hep böyle işte öndeki oyuncuların performansına bağlı. Titan'ın, Diarra'nın ve işte İshak Promise'nin hep böyle belli oyuncuların performansına bağlı. Bu dönemde Emrah Baş sanki fena bir oyun çıkarmadı ilk yarı itibariyle. Hani, bundan daha takım olarak hani kompakt bir halde birlikte bir şey, bir değer üretme konusunda Antalyaspor sıkıntılar yaşadı ve bu bir standarda ulaşmadığı için de ligde istenilen seviyede değiller. Ama Antalyaspor anlaşılan ligin hani özellikle ilk yarı sonunda çok fazla transfer anlamında yani hareketli saatler yaşayacak bir takım görüntüsünde hep söylentiler var. Tabii daha resmiyet kazanmamış bir sürü şey var. Hani onlar kazanırsa resmiyet hani o yani birçok isim, birçok önemli isim anılıyor Antalyaspor'la. Daha farklı bir süreç izleyebiliriz. Hani bunlar işte Semih Şentürk gibi, Yobo gibi, Giray gibi, Amrabat gibi böyle bir sürü isim söz konusu ve o yüzden hani yani bakalım önümüzdeki dönemde Antalyaspor kadrosu nasıl şekillenecek? Çünkü hakikaten belli oyuncuların üzerine yığılmış durumda Antalyaspor'un performans çizelgesi ki tabii önemli oyuncular bunlar da. Diarra bence yine Antalyaspor'un en değerli oyuncusu ilk yarı itibariyle de. Hani oyunun da büyük oranda onun üzerine kuruyor. Mesela Türkiye Kupası'nda bile işler sıkıştığında girip çözen adam yine Diarra. Hani her zaman öyle ortada ama onun performansıyla bu kadar bağlı olduğu için de işler çıkışlar mutlaka oluyor. Antalyaspor'un kaderini yani bu sıralardan uzaklaşacaklar mı yoksa düşme hattının yine böyle üzerlerinde mi kalacaklar? Bunu belirleyecek olan şey kesinlikle ikinci devredeki yeni oluşacak kadrodur ve yapılacak transferlerdir.